Çok zor maç bu arada. Kasımpaşa zaten kardeş takımımız. Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Şükür Hanım, hoş geldin. Çık. 30. dakikada aldılar ya. Zaten seyirci yok, bırakın girelim de. Herkese merhaba. Tribünden Maç Hikayeleri'nin yeni bölümüne karşınızdayım. Artık ligde ilk yılların sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bazı liglerde ilk devreler bitti. Süper Lig'de ise son hafta oynanacak. Son haftayı da ben bir İstanbul derbisiyle kapatmak istedim. Hangi maça gidiyoruz? Kasımpaşa'yla Başakşehir maçına gideceğiz. Maç nerede oynanacak? Kasımpaşa Stadyumu'nda oynanacak. Ben vakit kaybetmeyeyim. Hemen iki takım hakkında bilgi vereyim. Kasımpaşa Liga Kemal Özdeş'le başladı. 16 haftayı geride bıraktık. Kemal Hoca 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 19 puan topladı. Şu an takım 11. sırada. Peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti? Defansta Omeru var. Sağ bekte Popov var. İnanılmaz bir performans sergiliyorlar. Orta sahaya geçeyim. Orta sahada ise yine iki genç isim. Mensah'la Trezeguet, takımı sırtlayan isimlerden. Forvet'te ise Murillo takımın gol yükünü çekiyor. Kasımpaşa'nın 10. haftada oynadığı Göztepe karşılaşmasına gitmiştim. İki taraftardan da yorumlar almıştım. Sağ üstten çıkarırım o videoyu da. İzlemek isteyenler izleyebilir. Geçelim konuk takım Başakşehir'e. Başakşehir'in başında son 3 yıldır olduğu gibi Abdullah Avcı var. Abdullah Avcı lige yine iyi başladı. 16 haftalık süreçte 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 33 puanla şimdilik 2. sırada. Bu maçtan sonra ligin dengesi değişir mi, liderliğe oturur mu? Orası belli olmaz. Peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti? Hemen oraya geçeyim. Defansta Epriano ve Caicera, orta sahada Emre Belezoğlu ve Mossoro, forvette ise Adebayor ve Meil Terdiş dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Ben Başakşehir'in maçına da gitmiştim. Onların Şampiyonlar Ligi playoff turunda oynadığı Sevilla maçına gitmiştim. 2-1 mağlup olmuşlardı ama Şampiyonlar Ligi için ilk maçtı, ilk deneyimdi ve bence gayet yararlı ve gayet güzel bir deneyimdi. Onu da sağ üstten çıkarırım. İzlemek isteyenler izleyebilir. Ben şimdi Levent tarafındayım. Buradan metro ile Şişhane'ye gideceğim. Oradan da yürüyerek Kasımpaşa Stadyumu'na gideceğim. Stadyum çevresinde görüşürüz. Stadyum çevresindeyiz. Geçen Göztepe maçında konuştuğumuz Kasımpaşa tribünlerinin tanınmış simalarından kardeşim yanımda. Ne diyorsun, bu maç biraz kritik. Konuştuğumuzda böyle Kasımpaşa aldı yürüdü, Göztepe'yi yendi, ondan sonra beraberlikler, galibiyetler, puan topladınız ama ondan sonra yine son haftalarda bir düşüş var takımda. Ne diyorsun? Abi sen bize zorlu geliyorsun. Göztepe maçında sen geldin, 3 tane attık. Ama iyi oynamıştınız o maç, bayağı iyi oynamıştınız. Görüyorsun ligde herkes herkesi yenebiliyor. Gidiyor Fenerbahçe'ye gidiyor, Konya deplasmanında puan kaybediyor. Beşiktaş Sivas'a gidiyor, mağlup oluyor falan filan. Başakşehir'de Kasımpaşa'da puan kaybedebilir, bu çok normal. Bu arada Kasımpaşa'nın da 3-4 tane çok tehlikeli ismi var. Dediğin gibi Trezeguet, Murillo, işte defansta Omeru, nasıl diyeyim, Sağbek Popov. Şimdi Sağbek Popov'u her takıma koysa oynar şu an. Abi, skor tahmini alayım bir tane. Skor tahmini ben sana söyleyeyim. 2-1 veya 3-1 alırız garanti yani. Kasımpaşa diyorsun. Kasımpaşa alır ama gönlüm Kasımpaşa'dan ama beraberlik de bir içimden atıyor, bu kardeş takımız ya. İnşallah güzel bir maç bizi bekler. Zeytin bakalım neler olacak. Şimdi ben Başakşehir tarafına gideceğim. Bakalım onlar ne diyor. Evet, şimdi Başakşehir tarafındayız. Ne oldu? Zor maç. Vallahi, Başakşehir Kasımpaşa. Aynen, Başakşehir Kasımpaşa. Kasımpaşa zaten kardeş takımımız. Aynen. Öncekinde de geçen Göztepe maçında gelmiştim. Konuşmuştuk. Vallahi inşallah güzel maç olur. Tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Kazanmaya geldik. Zirve karıştı zaten. Zirve Fenerbahçe çok karıştı. Şimdi Konya'ya beraber kaldı. Aynen. Fenerbahçe şu an üstte ama Allah'ın izniyle biz bugün Kasımpaşa'yı yeneceğiz. Galatasaray da bugün sanırım Göztepe'ye takılacak. Öyle düşünüyorum. Temenni. Temennimiz o. Aynen. İnşallah lider olarak bitireceğiz. Şampiyonluğu da bu sene hem Başakşehir halkına hem de 1453 taraftar grubuna hediye edeceğiz. Amacımız bu, inşallah güzel bir maç olur. Kardeşçe bir maç olur ki öyle olacağını ümit ediyorum. Maçların olmazsa olmazsa tükürük köfte. Hala o gelenek devam ediyor. Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Şükür Hanım, hoş geldin. Çık. Bana bir çeyrek yapar mısın abi? Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun baba? Stat çevrelerinde. 8. 8 yıldır bu işi yapıyor abi. Aynen. Bu bir kültür tabii şimdi. Bakıyorsun, geliyorsun, bunun kokusunu duydun mu? Herkes abi bana bir çeyrek ver de edemiyorsun. İçerideyim. Kasımpaşa Başakşehir maçı birazdan başlayacak. Bu sefer kapalı tribünde değil de açık tribünde yerimi aldım.
Burası 20 lira, karşısı 40 lira. Dedim bu sefer de 20 liralık yerden izleyeyim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi takımlara dönelim. Bakalım Başakşehir'le Kasımpaşa nasıl bir mücadele edecek ve ortaya nasıl bir futbol çıkacak göreceğiz. Devre arasında görüşürüz. Devre arasındayız. Başakşehir 2. dakikada Vişçay'la öne geçti. Ardından Kasımpaşa Veysel Sarı ile beraberliğe kaldı 42. dakikada. İlk devre 1-1. Bir arkadaşımız Serzan işte bunu daha dakika bir gol bir şey demeden maça giremiyorum dedi. 30. dakikada aldılar ya. Zaten seyirci yok. Bırakın girelim de. Ya yani tek geçişlik kart mı istediler senden? Aynen. İlla dediler. Almayacağız dediler. Kurallar ama öyle adamları powerbank almıyor içeri. Sen ne diyorsun ya? Powerbank ya. Şunun şeyini alıyor adam. Pili var şu kadar. Bunu diyor alamam içeri. Ne yapacağım diyorum bunu ben. Atarsın diyor. İçeride su satıyorsunuz kardeşim. İçeride bu kadar su satıyor. Onu atarım daha mantıklı yani. O 2 lira. O pil daha pahalı yani sonuç olarak. Onu atmak daha mantıklı. Ne diyorsunuz? Maçtan keyif alıyor musunuz? Abi yani. Ben Emre Belözoğlu'nu izlemeye geldim bu arada. Millet de küfür etmeye geldim. Aynen. Abi Belözoğlu'na stres çıkartıyoruz. Ya Emre bence Türkiye'yi yetiştirdiği en önemli oyunculardan birisi ama yani pek sevilmiyor. Aynen. Sadece oyun tarzını ben çok beğeniyorum yani. Tugay Kerimoğlu, Emre Belözoğlu, Nihat Kahveci bunlar hep bizim değerimiz aslında. Evet. Pek dediğim gibi hal ve hareketlerinden dolayı sevmiyor taraftarlar. Bakalım iki takım ikinci devrede neler yapacak göreceğiz. Yorumlarız tekrar maç sonunda da.
Öyle top var. Çıkar alır ya. Hiç sevmiyorum öyle. Bombeli toplar. Karşılaşma Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir ikinci devre oyuna ağırlığını koydu açıkçası. Yani ikinci devre başladığından andan itibaren oyunun hücum kısmında inanılmaz top yaptılar, inanılmaz baskı yaptılar. Early pozisyonu Fry orta yaptı ve Mostora müthiş bir kafayla takımı 2-1 öne geçirdi ve karşılaşmayı öyle bitirdiler. Kasımpaşa'nın pozisyonu biz 80. dakikadan sonra bir şeyler yapmaya çalıştı takım. Ama dediğim gibi yani ikinci yarıda Kasımpaşa gerçekten çok varlık gösteremedi. Başakşehir liderliği aldı. Şimdi evine doğru yola çıktı. Bakalım ligin ikinci devresinde de liderliğini devam ettirebilecek mi göreceğiz. İyi kadroları var. Çok iyi. Tecrübeli oyuncuları var gerçekten. İyi de bir antrenörleri var. Bakalım neler olacak göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.